sebeplerini, doğurduğu sonuçları konuşmaya devam ediyoruz sığınmacı konusunun. MAK Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat bizimle birlikte. Mehmet Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Sabah saatlerinde bir paylaşım yaptınız, bir tweet attınız. Ve aslında bu konunun önümüzdeki seçimlere etkisinin anası olduğunu söylüyorsunuz. Pek çok sorunu doğurabilecek bir etmen olduğunu vurguladınız. Oraya gelmeden önce, şimdi sıcağı sıcağına Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha açıklama yaptı. Söylemini pekiştirdi aslında. Son noktada sonuna kadar sahip çıkacağız, göndermenize de izin vermeyeceğiz diyerek tüm muhalefet bloğunun karşısında kendisini konumlandırdı ama aynı zamanda halkın da büyük bir çoğunluğunun da karşısında kendisini konumlandırdı. Yani sığınmacılar konusunda halkın tepkisi de ortada. Dolayısıyla sizce Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede duruyor ve neden bu tavrı takınıyor son noktada? Buna ilişkin bir yorumunuzu alalım. Yani burada bir garip durum söz konusu. Muhalefetin neredeyse bir blok halde durduğu bir yerde Cumhurbaşkanı ötekileştirme siyaseti üzerinden bir şey yapmaya çalışıyor. Şimdi Türkiye'de ekonomi çok iyi olsa, sosyal hayattaki sorunlar aşılmış olsa belki bu konu bu kadar da büyük bir problem olarak vatandaş tarafından hissedilmeyebilirdi. Ancak şu anda Türkiye'de gerçekten vatandaş tarafından derinlemesine hissedilen, insanlarımızın iliklerine kadar hissettiği bir ekonomik sorun var. Ve var olan bu sorunda insanlar fatura çıkarabilecek bir yerlere bakıyorlar. Seçmenin içerisinde inanın %20'leri 30'ları bulan, ben biraz önce gazeteci arkadaşlarım misafirim olmuşlardı. Onlarla da konuştum bunları. Asabı bozuk bir seçmen kitlesi oluştu. %20-30'ları bulacak oranda. Ne demek asabı bu bozuk asabı bozuk? Çok yani agresif Türkiye, bir seçmen. Evet, yani şöyle, bir kere iktidardan umudunu kesmiş, muhalefetten tam tatmin olmamış bir seçmen kitlesi. Bu seçmen kitlesi şu anda yani fatura kesecek bir yer ararken aradığı yerlerin başında öncelikli olarak yani siyaset kurumunu görüyor, tamam, ama siyaset kurumunun dışında da Suriyeliler, Afganlar vesaire Türkiye'deki bulunan bu sığınmacıları görüyor. Sığınmacılar tabiri caizse bir taşıyıcı anne rolünde şu anda konu olarak böyle bir fotoğraf oluşturuyor ve Türkiye'deki diğer sorunlar için bir taşıyıcı anne rolünde şu anda toplumun nazarında. Toplum ekonomideki kötü gidişi buna bağlıyor, toplum Türkiye'deki gençlerin umutsuzluğunu buna bağlıyor. Dahası kendi umutlarının kendisinin elinden alınıp başkasına taşındığını ifade ediyor. Dün Türkiye'nin önemli hastanelerinin bir tanesindeydim bir hasta ziyareti nedeniyle. Orada bana o Türkiye'nin çok önemli, yani kurumu zorda bırakmamak açısından ifade etmek istemem ama önemli bir üniversite hastanesinin bir yetkilisi şu ifadeyi kullandı. Şu anda üniversiteyi, yani hastane bölümü için söylüyorum, yabancılar üzerinden tutuyoruz çünkü Türk doktorlar her gün istifa ediyor dedi. Şimdi bu rakamlar gerçekten insanlarımızı çok tedirgin eden rakamlar. Yani buradaki rakam 3 milyon mu, 3,5 milyon mu, 7 milyon mu, 6 milyon mu'dan daha önemlisi insanlarımızın bu fotoğraftan duyduğu rahatsızlık meselesi. Şu değil yani kastettiğim benim. Bu insanlar yarın çeksinler gitsinler falan. Hayır. Mesele bu değil yani tek başına. Sabahleyin Sayın Akşener'in söylediği de önemli. Bu insanları buraya getirmişseniz, 10 yıl içerisinde bir sürü de umut vermişseniz bunların bir kısmını sonuç itibariyle siz burada tutarsınız zaten. Yani istemeseniz de durur bu insanlar. Dünyanın hiçbir yerinde göçlerle bir ülkeden başka ülkeye giden insanların tamamı gitmemiştir geriye. En iyi ihtimalle yarısı falan gitmiştir genelde. Ama bütün bunlara rağmen bir değerlendirme yaparak söylemek lazım. Şu anda Türkiye toplumunda sinir uçlarını en çok rahatsız eden konulardan birisi olarak bu sığınmacılar meselesi var. Devletin burada tutarlı bir dil geliştirmesi gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuyla ilgili değerlendirmesinde biz ve ötekiler siyaseti için bu ifadeyi kullandığını düşünüyorum. Çünkü aynı Cumhurbaşkanı önüne getirilen kamuoyu araştırmalarından hareketle daha birkaç gün öncesinde bu Suriyelileri işte önce piriket evlere taşıyacaklarını vesaire evet söylemişti. Burada da insanların cevabını veremediği nokta şu, siz insanlar için piriket evi söylediğiniz gün Türkiye'deki sıradan bir ailenin yaşayabileceği evin
2 milyon lira, 3 milyon lira olduğunu ortaya koymuş olduğunuz kredilerle ifade ediyorsunuz. Yani şimdi bu insanlara eğer piriket ev yapacaksanız hiç kimse kusura bakmasın. Türkiye'de piriket eve muhtaç bir sürü insan var. Evet. Yani piriket eve de muhtaç insanlar var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Çok doğru. Yani, çok hakikaten çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Yani bir yandan orada ücretsiz ev yapıyoruz denilip burada insanlara kredi önerisinde bulunmak evet, hakikaten önemli. Şu anda mesela 2 milyon lira krediden bahsediliyor. İşte bunun tabii faizi var. Evet, faiz oranları biraz düşük ama sonuç itibarıyla söyleyeyim. Herkes onu kaçırdı. Hükümete yakın medyada bu mesele bir çok büyük bir olaymış gibi verildi. Ama sabah oldu. İşte biz bu işlerden teknik olarak anlayan insanlarla konuştuk. Şu anda 2 milyon lira kredi çeken bir kişinin aylık 20 bin lira civarında bir parayı 10 yıl kadar süreyle ödemesi gerekiyor. Tabii bu yıllar içerisinde de artacak, bugün için 20 milyondan bahsediyorum. Vallahi bugün 20 milyon lirası olan arkadaşlar olsa olsa 3-5 maaşı olanlar olabilir. Yani herhalde normal insanlar 20 milyon falan almıyordur yani. Benim en azından tanıdığım etrafımda maaşla çalışıp 20 milyon alan bir Allah'ın kuluna denk gelmiyorum. Yani o 3-5 maaş olanları saymazsanız. Yani özeti şu bu işin, bakın. Türkiye'nin insanları dün Suriye'de insanların tepesine bombalar atılırken bu insanları kucakladılar. Anadolu'da insanlar, Türkiye'nin her yerinde AK Partili, Cumhuriyet Halk Partili, İyi Partili, başka partili insanlar arabaların arkasına battaniyeler koyarak, yiyecekler koyarak sınır bölgelerine gittiler ve bu insanlara evlerini, kucaklarını açtılar. Anadolu'da pek çok yerde insanları tanıyorum ve bu gelen ilk göçmenlere, ki bunların içinde yaralılar vardı, kadınlar, çocuklar perişan şekilde gelmiş, Allah kimsenin başına vermesin. Bu insanlara evlerini kirasız verdiler insanlarımız. Ancak asıl mesele şu. Şimdi siz ülke olarak politika değiştirmişsiniz. Dün her mitinginizi Rabia işaretiyle yaptığınız Sisi'yle bugün görüşüyorsunuz. Siz 15 Temmuz'un finansörü gördüğünüz ülkeyle toplantılar yapıyorsunuz. Siz Suudi Arabistan'la aranızı çok ciddi bozmuşken yeniden buluşuyorsunuz. Siz onların ötesinde en büyük düşman olarak gördüğünüz, her vesileyle kendilerine laf söylediğiniz İsrail bayrağını taşıtıyorsunuz. Yani taşıyorsunuz derken Türkiye'nin bir görevlisi taşıyor ve bunlar medyaya yansıyor. Şimdi bunlarla barışıyorsunuz. Tamam, o zaman ya. Bir barışacaksanız, konuşacaksanız, konuşmak gerekiyorsa, ya Sisi'yle görüştüğünüz gibi Esed'le de görüşmelisiniz. Bakın, burada sabahleyin Sayın Akşener'in anlattığı demografik harita, ki siz biraz sonra muhtemelen gireceksiniz o konuya, ama bunun bir de Suriye açısından bir demografik sorunu var. Nedir o? Ya bu adamların çıktığı, yani Suriyelilerin terk ettiği toprakları şimdi kim dolduruyor? PKK dolduruyor, PYD dolduruyor. Sonuç itibariyle demografi sadece bizde bozulmuyor ki, öbür tarafta bozuluyor. Dolayısıyla komşumuzun terör örgütü üyesi olmasını ister miyiz? İstemeyiz. Dolayısıyla bu büyük vahim durumu da herkesin göz önünde tutması gerekir. Özünde o olmasın diye de şehitler veriyoruz. Sonra da operasyonlar yapıyoruz evet. Bir taraftan aslında. Evet, yani şöyle bir de yani adamların kendi topraklarında gidiyoruz. İşgal etmediğimizi ifade ediyoruz doğal olarak. Çünkü Türkiye işgalci bir ülke değil. Ama kendi güvenliği için sınır ötesinde operasyonlar yapmış ve oralarda alanlar açmış kendisine. Ki bunda son derece haklı Türkiye. Şimdi adamların kendi ülkesine gidip piriket ev yapıyoruz. Ya kimin arazisine, kimin evini yapıyorsunuz? Evet. Bakın, bugün basına düşen bir haber var. Aslında Kasım ayında olmuş bu. Esed bir İtalyan gazetesine açıklama yapmış. Ancak bu açıklama yeni tarihli olarak Suriye'de oranın bas haber ajansı diyebileceğimiz oranın resmi haber ajansında tam metin olarak yansıdı. Şimdi Esed şu anda Türkiye'deki mültecilerden, kendi ülkesindeki süreçten Türkiye'yi suçluyor. Ya şimdi bakın, biz buradaki 3 milyon insanı mutlu mesut etme adına bir mücadele veriyoruz. 3 milyon, 4 milyon, kaç milyonsa işte. Rakamları da tam bilmiyoruz. Ama beri taraftan
Türkiye'nin aleyhine şu anda her gün Suriye'de aleyhte propagandalar işleniyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bir an önce Suriye ile iyi ilişkiler kurup, devlet aklını devreye sokup, önce Türkiye'deki sığınmacıların en azından gönderebildiği kadarını göndermeli, oradaki demografik alanı yeniden kurtarıcı bir dizi çalışmalar yapılmalı. Ama bir taraftan da Suriye ile iyi ilişkiler kurup, bizim komşumuz olan bir ülkeyle yarınları da dikkate alarak bizim iyi ilişkiler içerisinde, yarınların hesabı içerisinde olmamız gerekir. Son derece yanlış politikalar takip ediliyor. Bakın bunun sonucu olarak Türkiye'de şu anda Zafer Partisi işte bir yükseliş grafiği gösteriyor, kamuoyu araştırmalarına yansıyor. Ancak mesele sadece Zafer Partisi ya da başka partiler değil. Ben iktidar cenahına söyleyeyim ki bunu da sosyal medyada paylaştım ama bir kere daha söyleyeyim. Eğer hesapları şuysa, Ümit Özdağ İyi Parti'den ayrıldı, dolayısıyla en çok İyi Parti'ye zarar verir, dolayısıyla Millet İttifakı'na zarar verir gibi bir anlayışları varsa ve beni de dinliyorlarsa, herhalde araştırmacılığıma da biraz güvenirler çünkü epey çalışma yapmışızdır biz. Şunu söyleyeyim, şu anda sahadaki araştırma ekiplerimiz Mayıs ayı çalışmasını bitirmek üzereler, gelen veriler üzerinden söyleyeyim. Zafer Partisi bütün oylarını AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden alıyor. Ben de buradan söylemiş olayım. Bana da sonrasında kızmasınlar. Evet. Belki buna ilişkin biraz daha ayrıntı paylaşır mısınız bizimle? Tabii tamamlanmadı ama çalışmanız. Evet, yani şöyle, biz araştırmalar yaparken veri sonuçlarını alt kırımlarla çalışırız. Yani bir siyasi partide yükseliş varsa bu hangi partiden alarak bir yükseliş diye ilk soru olarak şunu sorarız. En son seçimde hangi partiye oy verdiğinizi sorarak bugünkü geldiği yerdeki değişimi, gelişim trendini görmeye çalışırız. Şu anda gördüğümüz gelişim trendi son dönemin sıçrayan partisi, yükselen partisi. İki tane parti dikkat çekiyor bu noktada. Özellikle bir tanesi bu ay yeni giriyor kamuoyu araştırmalarına, bizim açımızdan olan bölümünü söylüyorum. Zafer Partisi şu anda kayda değer bir yükseliş gösteriyor. Kayda değer yükselişi, yani kamuoyu araştırmalarını yok sayamayacağı bir yükseklikten bahsediyorum. %1'in üstündeki bir rakam olması hasebiyle söylüyorum bunu. Daha o rakamı paylaşacak durumda değilim. Ama bir bağımsız Türkiye Partisi'nde bir yükseliş trendi iki aydır hissediliyor. Her iki bu partide, ama özellikle Zafer Partisi için söyleyeyim, çok net bir ifadeyle bu parti şu anda tamamen AK Parti ve MHP oylarını alıyor şu anda. Evet, Zafer Partisi yükselişe geçti ve AKP ve MHP oylarını, seçmenini çalıyor, kendi partisine çekiyor dediniz. Bu da dikkat çekici. Bu arada bir sıcak gelişme var. Şöyle ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 ve 30 Mart 2021 tarihlerinde meclis grup toplantılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 30 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Telebir'e konuştu ve bu bilgiyi paylaştı. Karar şu anda yerel mahkemenin verdiği bir karar. İstinaf yolu ve Yargıtay yolu açık. Bir kez daha tekrar edelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 ve 30 Mart tarihlerindeki grup konuşmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 bin lira manevi tazminata mahkum edilmiş. Bu sıcak ve Telebir'e yapılan bu açıklamanın bilgisini paylaşmak istedim. Çok önemli bir konu. Diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tavır değişikliği sadece muhalefete karşı durmak için aslında, değil mi Mehmet Ali Bey? Yani seçmenin büyük bir bölümünün bu konudan rahatsız olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, hani onlara karşı durarak seçmenini bir arada tutma çabası. Doğru mu anladım yani acaba? Yani şöyle, AK Parti bir de oy kaybettirir mi bu tavrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a? Bunu da sorayım. Şöyle, şimdiki sistem olmamış olsaydı, yani eski parlamenter sistem olmuş olsaydı, AK Parti'de şu anda eski gücünde bir parti olsaydı, yani 1 Kasım'da %49,5 oy alan, işte MHP'yi de beraber saydığımızda, Türkiye'deki sağ-sol dengesi açısından eskiden beri ifade ettiğimiz 60'a 40 dengesi gibi bir denge Türkiye'nin önünde duruyor olsaydı,
Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi tabanını konsilde etmek açısından, elinde tutmak açısından, safları sıklaştırmak açısından biz ve ötekiler ifadesinin anlamı vardı ve bu anlam AK Parti'nin çok işine yarayabilirdi. Eskiden zaman zaman bunu yapardı, biz ve ötekiler ifadesini kullanırdı Sayın Cumhurbaşkanı. Ancak şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın partisi %30 barajının zaten altında, bantının altında, %30 bantının altında. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de oy kaybı yaşanıyor. Yani Milliyetçi Hareket Partililer de %7, 8 neyse o civardaki bir bantı, bazıları daha aşağıda söylüyorlar. Bu bantı görüyorlar. İkisini topladığınız zaman bunların ikisinin toplamı %40 bile etmiyor. Dolayısıyla burada siz safları sıklaştırdığınızda hiç fire vermemiş olsanız bile 50+1'in konuşulacağı bir seçimde 50+1'siz bir seçimin kazanılamayacağı Türkiye'de yaptığınız iş doğru bir seçim stratejisi olmaz. Dolayısıyla vatandaş şu anda ekonomiyi çözemezseniz, bu konuda çok olumlu adımlar ortaya koyamazsanız, buradaki süreçte yaptığınız konularda hele hele bu zikzaklı ifadeler, bir göndereceğiz, bir onlara kriketlev yapıyoruz, bir kimseye göndertirmeyiz ifadesi, ilerleyen süreçte bir kısım çözümler bulsanız bile bu çözümlerin toplum tarafından kabulü anlamına gelmeyebilir. Sayın evet. Cumhurbaşkanı bu noktada biz ve ötekiler ifadesi üzerinden Suriyeliler çalışmasını yürütüyorsa ki böyle olduğunu zannediyorum gördüğüm kadarıyla, bilmediğim başka bir şey var mı onu bilemem. Bu bir ama kumar bildiğim kadarıyla, aslında. Eğer böyle bir şey üzerinden siyaset yapıyorlarsa bu AK Parti açısından son derece vahim bir durum oluşur. Türkiye'de bugün yapılan Suriyeliler gitsin mi üzerinden yapılan bütün ciddi araştırmalarda rakam %80'lerde çıkmaktadır. Bireysel görüşüm Türkiye'deki herkesin gönderilmesi üzerine asla değildir, onu da söyleyeyim. Mağdur, mazlum insanların kucaklanması gerekir. Ancak ülkesinde savaş bitmişse, ülkesindeki şartlar Türkiye'deki şartlardan daha kötü değilse, İnsanlar kendi ülkelerinde, kendi topraklarında hayatlarını idame ettirmeleri gerekir. Dün Devlet Bahçeli'nin söylediği, bugün misafirimiz olanlar yarın komşumuz olurlar. O zaman komşuluk için bunları bir an önce hazırlamamız gerekir. Hı hı. Bu komşuların emniyeti açısından Türkiye'nin bir an önce Avrupa Birliği'ni ve Birleşmiş Milletleri de işin içine katarak o insanların kendi topraklarında emniyet ve güven içerisinde kalmaları, Esed'in iddia ettiği barış meselesinin ciddi anlamda kontrol altında, dünyanın hakemliği içerisinde mutlaka gündemde tutulması gerekir diye düşünüyorum. Yoksa bizim bu yapmış olduğumuz politika bir süre sonra Suriyelilere de zarar verecek. Korkarım ki seçime yakın süreçte Türkiye bu kadar sertleşirse, Türkiye'de muhalefet, iktidar vesaire Suriyeliler ve mülteciler üzerinden sertleşirse, şu anda çok bireysel olan bazı olayların daha ciddi noktaya sıçraması gibi bir endişe duyabiliriz. Bu hepimiz için büyük bir, vahim bir durum oluşur ve ülkenin hayrına bir durum oluşmaz. Bir an önce bu konuda sağduyunun galip gelmesi beklentimizdir. Şimdi hemen şu araya girip sonra da bunun seçime etkisini soracağım ama siyasette şu son dönemde baktığımızda eskiden şu zamana kadar bu sığınmacı problemi alevlenmeden de önce daha böyle bir siyah ve beyaz gibi ikiye ayrılmıştı aslında ittifaklar ve cepheler. Şu anda çok enteresan bir durum ortaya çıktı. Mesela MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ümit Özdağ aslında aynı cümleyi söylüyorlar. Biz dün aktardık kendi ağzından. Evet, bu bir istiladır. Bu demografik yapı istikbalimizi sıkıntıya sokar diyor Bahçeli. Bu bir kumpastır diyor. Aslında ortak bir dil, ortak bir söylem ama Özdağ yükleniyor. Süleyman Soylu'ya sahip çıkıyor. Ümit Özdağ, siz dediniz AKP ve MHP'den oy alıyor dediniz ama Ümit Özdağ'ın da muhalefete muhalefet yaptığını, hani orayı eleştirdiğini görüyoruz. Bu tabloyu nasıl yorumluyorsunuz acaba? Hani yine böyle bir son bir haftadır, 10 gündür tabii her şey birbirine girdi. Herkes birbiriyle bir kavga, diyalog vesaire içine girer gibi oldu. Bu ortamı nasıl gördünüz acaba? Yani aslında iki ülkücü birbirine karşı geldi. Ben dedi adaylık konuşmasını yazan kişiyim dedi. Meşrep üzerinden Özdağ yüklendi.
Ve Soylu'nun yanında durmaya devam etti Bahçeli. Ama Soylu ile Cumhurbaşkanı, özür diliyorum, Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında da çok farklı bir söylem var sığınmacı konusunda. Yani söylemler bazen ortak ama cepheler farklı olabiliyor. Benim bu sabah atmış olduğum tweette pek çok sorunun taşıyıcı annesidir sığınmacılar derken kastettiğim tam da budur. Önce onu söyleyeyim. Bakın bu fatura Türkiye'deki ağırlıklı olarak milliyetçi seçmene, milliyetçi tabana zarar vermeye başlıyor süreç itibarıyla. Çünkü vatanını seven insanlar burada büyük bir hassasiyet gösteriyorlar. Diğerleri vatanını sevmiyor anlamda söylemiyorum ama önceliği o olan seçmen daha çok burada süreçten rahatsız oluyor. Evet. Burada önemli nokta şu, tabii süreç ilerledikçe Ümit Özdağ'a olan ilginin kurumsallaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini, tekrar eski partilerine dönüp dönmediğini göreceğiz. Genellikle seçmen zaman zaman anlık tepkiler ortaya koyar. Ancak bu tepki birkaç ay sonra esas zemin bulmaya başlar. Şu anda biraz önce programın başında söylediğim Ümit Özdağ'a olan ilgi gerçekten Türkiye'de ciddi bir ilgi gibi duruyor. Eğer bu gelişim trendi böyle devam ederse 2002'sindeki Genç Parti'nin ve Cem Uzan'ın etkisini biz bu dönemde bazıları için Zafer Partisi üzerinden ve Ümit Özdağ üzerinden göreceğiz. Kendisine faydası olur mu onu bilmem. Cem Uzan'ın kendisine faydası olmadı biliyorsunuz o zaman evet. Almış olduğu o 7 puanlık oyunun. Ama Türkiye'nin siyasi yarınlarını bambaşka bir yere taşımak gibi iki rolü oldu. Bir tanesi bazı partileri barajın altına çekti ama bir tanesi de iktidara gelen AK Parti'nin %34,5 oyla 366 vekil çıkarması gibi evet. bir büyük değişime kapı açtı. Dolayısıyla şu andaki Zafer Partisi'nin de benzer bir kısım hadiselere kapı açması, Zafer Partisi anayasal bir partisidir, Zafer Partisi sorun açıyor anlamında söylemiyorum. Kastettiğim şey şu, yani buradan vatandaş tepkisinin, asabı bozuk seçmen kitlesinin tercihlerinin Türkiye'yi başka bir yere taşıma durumu gündeme gelebilir, onu anlatmaya çalışıyorum. Muhalefetin ben bu noktada Millet İttifakı unsurları anlamında muhalefetin tutarlı olduğu kanaatindeyim. Yani şu ana kadar ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne İyi Parti, ne Demokrat Parti, ne Saadet Partisi, ne de Deva ve Gelecek Partisi'nin çok böyle keskin bir şekilde farklı bir dili olmadı. Kısmen Deva Partisi ayrılıyor burada ama evet. diğer beş partinin tutarlılığını görüyoruz. Özellikle İyi Parti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutarlı bir politika uyguladığını görüyoruz bu konuda. Ancak bu tutarlı politikada sığınmacılar konusundaki ifadeleri aynı olsa bile şu anda işin avantajlı liderlik boyutunu Ümit Özdağ yakalamış durumda bu sığınmacılar üzerinden olan süreci. Ama ne kadar muhalefeti de hedef alan dili olsa bile Ümit Özdağ'ın, muhalefet seçmeni şu anda bir yer değişikliği ortaya koymuyor. Çünkü Ümit Özdağ'ın söyleminin benzer söylemlerini Cumhuriyet Halk Partisi veya İyi Parti de zaten söylüyor. Sonuç itibariyle oradaki seçmene yeni bazı konulardan yeni politika alternatifleri ortaya koyarsa onu bilemem ama şu anki ortaya koymuş olduğu sığınmacılar üzerinden muhalefetten ciddi bir oy desteği bulması şansı çok fazla yok. Asıl destek bu noktada gördüğümüz kadarıyla bugün için AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden gidiyor. Bu da ciddi bir etki yapabilir ilerleyen süreçte. Aklımda yoktu ama şu an aklıma geldi. Davutoğlu meselesi. Şimdi oklar Sayın Davutoğlu'na da çevrilmiş durumda. Bu sığınmacı konusunda o dönem kendisinin de hem Dışişleri Bakanlığı hem Başbakanlık döneminde 200 süreciyle de ilintili elbette ki. Ve bu geri kabul anlaşması üzerinden de Davutoğlu'na bazen işte Sayın Özdağ çık anlat ne oldu arka planında şeklinde sorular yöneltildi. Eski AKP milletvekili Pelin Gündeş bir takım açıklamalar yaptı. Belki takip etmişsinizdir. O dönem Davutoğlu'nun bir anlamda bu geri kabul anlaşması konusunda eksik bilgilendirildiği şeklinde ben özetli bir şekilde anlatmış olayım ama Sayın Davutoğlu önümüzdeki siz parti liderleriyle çok sık görüşen, ikili görüşen bir isimsiniz. Davutoğlu bu konuda önümüzdeki günlerde bir hazırlığı var mıdır? Bir açıklama yapar mı? Geriye dönük bir açıklama yapar mı? Göç politikasına ilişkin, partisine ilişkin bir harita
koyacak mıdır? Buna ilişkin ne dersiniz? Hani oklar kendisine çevrilmişken nasıl bir yol izler önümüzdeki günlerde? Ya önce şunu söyleyelim. Sayın Ahmet Davutoğlu Türkiye'de başbakanlık yapmış bir isim. Dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında bulunmuş bir isim. Devlet mahremiyeti içerisinde bazı şeyleri söylemeyebilir, ayrı mesele. Ancak bunları zaman zaman konuşmalarında zaten ima ediyor. Ancak burada Ümit Özdağ'ın söylemiş olduğu ifade, Sayın Ahmet Davutoğlu'na hitap eden ifadesi için söylüyorum. Orada kastettiği nokta şu, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun geçmişte yapmış olduğu bir konuşma var. Konuşmasında 7 Haziran'la 1 Kasım arasında olan bir kısım olaylarla ilgili bunları konuşursam gibi bir ifade söyledi. Evet, evet. Sanırım ona atıfta bulunuyor şu anda. Doğrusu o dönemle ilgili konuyu hepimiz merak ediyoruz. Yani bilmediğimiz bir şey mi oldu o dönemde? Doğrusu hepimiz bunu merak ediyoruz. Yani bir şey olmuşsa. Ve evet. Bu noktada da Sayın Ahmet Davutoğlu'nun ben önümüzdeki günlerde bir dizi açıklamalar yapmasını bekliyorum doğrusu. Yani yapar. Tekrar söyleyelim. Burada Suriye politikası ile ilgili Sayın Ahmet Davutoğlu'nun politikasının yanlış olduğu iddiası ile ilgili yalnız bir şey söylemek isterim. Eğer oradaki politikada karar verici Ahmet Davutoğlu ise, tekrar söylüyorum, yani Türkiye'de başbakanlık yaptı tabii Sayın Ahmet Davutoğlu, şüphesiz yetkileri vardı. Ancak karar verici kişi eğer Sayın Ahmet Davutoğlu ise, Ahmet Davutoğlu görevi bıraktığı bir tarih var elimizde. Ondan sonra bu politikaların değişmesini beklerdik biz. Yani bu AKP politikasıydı aslında diyorsunuz. Bir genel politikaydı diyelim artık. Yani o gün Türkiye yönetenlerin politikası. Eğer bu iş Ahmet Davutoğlu ile sınırlı olsa, Ahmet Davutoğlu görevi bıraktıktan sonra hem Sayın Binali Yıldırım Bey'in başbakanlığı döneminde hem de daha sonraki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu politikalarda değişim olurdu. Evet. Halbuki elimizdeki veriler yurt dışından Türkiye'ye gelen insanların çoğunun Ahmet Davutoğlu'ndan sonraki tarihlerde geldiğini bize göstermektedir. Ama ben tekrar söyleyeyim, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun eğer toplumun bilmesinin faydalı olduğunu düşündüğü bir kısım konu başlıkları varsa ki onu ima eden değerlendirmesi çok konuşuldu ve Sayın Ümit Özdağ'ın da sorduğu budur. Eğer bu anlamda bir şey varsa, doğrusu bir vatandaş olarak herkes kadar ben de siz de merak ediyoruz. Siyaseten de kendisine kazandıracaktır bu yeni sayfasında, yeni yolunda kamuoyuna bilinmesi gerekenleri açıklamasını. Şüphesiz peki, ama karar tabii ki kendilerinin kararı. Tabii ki, tabii ki. Peki şu seçim konusuna gelemedik. Hani siz hakikaten siyaset, araştırmalar, veriler böyle konu konuya açtı. Ben de hiç hesapta olmayan sorularla konuya girdim ama seçimi nasıl etkileyecek? Şimdi önümüzde bir yıl sonra bir seçim var. Çok rakamlar havada uçuşuyor. Kaç kişiye vatandaşlık verildi, kaç kişi oy kullanabilecek? Kilise bakıyoruz, kiliste tam tersi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının üstüne çıkmış durumda oy oranı. Hatay'dan belediye başkanı Lütfi Savaş itiraz ediyor önümüzdeki dönem. Yani seçimlerde lokal bazda etkisi olur mu sığınmacıların, vatandaşlık verilen kişilerin bir etkisi olur mu sizce? Yani şöyle, sığınmacılar konusunda pek çok kişinin kaçırdığı nokta da şu. Sığınmacılar genel itibarıyla yani bir arsa, bir arazi, bir bina alma karşılığı olan o 250 bin dolar mı diyorlar şimdi biraz artmış herhalde. Bu rakamın dışındaki nedenlerle vatandaşlık verilenlerin genel kabulünde bildiğim kadarıyla bir zaman süre meselesi var. Bu süre yeni doluyor. Yani 10 yıllık süreden bahsediliyor. Teknik konular, tekrar söylüyorum, benim bildiğim konular değil. Ama eğer böyle bir şey ise önümüzdeki süreçte vatandaş olma süreci artacak gibi görünüyor. Yani daha çok kişi vatandaş olacak gibi görünüyor. Şu ana kadarki rakam bile Türkiye'deki seçmenin 0.5'lik bir etkisi olacağını gösteriyor bize. Çünkü 250 bin gibi bir rakamdan bahsetti Sayın Bakan. Biz bakanın söylediğine güvenmek durumundayız. İşte Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı söylüyorsa. Önümüzdeki aylarda bu rakam artabilir. Seçim eğer bıçak sırtı bir seçim olacaksa bunda etkisinin çok olacağını düşünüyorum. Elbette bu arada bu Suriyelilerin kullandığı oyların hepsi iktidara gidecek gibi de düşünmemek lazım. Yani onu da zaman gösterir. Ancak şu kadarını söyleyeyim. Bu göçmenleri gönderme konusundaki duruşu dolayısıyla
hükümet gözünü o seçmen oyuna dikmiş olabilir. Ama bu 0.5'lik bir oy oranı üzerinden hesaplanmış bir şey olmayabilir. Yani şu anda Türkiye'de mesela ilerleyen süreçte daha çok insana vatandaşlık verilirse, bu rakam mesela diyelim ki 2 milyonu bulursa, bu %4'e, %5'e karşılık gelir ki bu yüksek bir rakamdır. Sonuç itibariyle tam rakipten alacağınız 5 puan 10 puanlık da etki yapar. Dolayısıyla çok önemlidir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii İstanbul'da 13 binlik bir fark vardı. 13 evet. binlik. Evet, yani yerel seçimlere gelince sorduğunuz soruda yerel seçim bölümü önemli. Ben yerel seçimde şüphesiz önümüzdeki dönemde mesela öyle bir şey hani olmaz ama oy kullanma durumları olsa işte pek çok ilde Suriyeli bir belediye başkanı görebiliriz. Yani bu beni çok şaşırtmaz. En azından o insanlara vatandaşlık verilirse onu anlatmaya çalışıyorum. Yani çoğaltılırsa mesela Kilis'te olduğu gibi, Hatay'da olduğu gibi, Gaziantep'te, Kahramanmaraş gibi şehirlerde olduğu gibi, Adana'da olduğu gibi arttırılırsa. Ama manşeti attınız tek... Mehmet Ali Bey son dakikalarda. Önümüzdeki seçimde, ama yerel seçimde Suriyeli belediye başkanları görebiliriz diyorsunuz. Ama şöyle, şu şartla söylüyorum onu tekrar, bir yanlış anlama olmasın. Vatandaşlık verilirse bu insanlara, yani daha fazla vatandaşlık verilirse, şu anki vatandaşlık verilenlerin sayısı itibariyle bu sonucu bulmak mümkün değil. Ancak vatandaşlık verilen birisi zaten belediye başkan adayı da olabiliyorsa, yine de olabilir, yani o da ayrı bir boyut. Evet. Ama şu kadarını söyleyeyim tekrar, yani Türkiye'nin demografik haritasını bozmamak ama bunun kadar da Suriye'nin demografik haritasını korumamız önemli. Seçimlere etkisi bir bu yönüyle önemli, bir başka boyutuyla da Suriyelilere karşı duruşu itibarıyla da insanların